sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizlere tekne ve yelken dünyasıyla nasıl tanıştığımı ve ilk teknemi nasıl aldığımı anlatmak istiyorum. Sene 1998. Artık üniversitenin son yıllarına doğru yaklaşmışız. Tabii o zamanlar yoğun olarak izcilikle ilgileniyoruz. Yani Türkiye'deki bütün milli kamplara falan gidiyoruz. Çok güzel bir grubumuz var. Çok uyumluyuz. Çok kafa dengiyiz. Kapadokya'da bir milli kamp vardı. O kampa katıldık grup olarak. Üniversitemizi temsil ediyoruz. Tabii uzun yıllar izcilikle uğraştığımız için belli bir çevremiz var. Kampta Antalya'yı temsil eden grubun lideri bize şöyle bir teklif sundu. İşte dedi ki Antalya'da Setur diye bir marina var ve bu marinada deniz temiz Turmap adında bir çevre grubu mevcut. Kafalarında bir proje vardı. Bu projeye göre birer haftalık dönemler halinde Türkiye'nin belli üniversitelerinden öğrenciler gelecek ve biz de o öğrencilere bu birer haftalık zaman zarfında grup liderliği yapacaktık. Neyse Antalya'ya vardım, yetkili kişilerle tanıştım, kaptanla tanıştım, bana tekneyi gösterdiler. Oldukça büyük ahşap bir tekneydi, büyük ihtimalle bir balıkçı teknesinden bozma bir tekneydi. Fazla böyle bir kamerası falan yoktu. Yani biz yaklaşık 8-9 kişilik gruplar halinde güvertede minderlerin üzerinde falan yatıyorduk. Tam o dönemde şöyle bir haber geldi. İşte teknenin Antalya'dan Göce'ye gitmesi gerekmekte. Kaptan var. Dediler ki yalnız işte kaptan tek başına gitmez. Yanında birisi olması lazım. Gider misin? Ben de tabii atladım giderim diye. Yani Göcek'te de aynı benzer bir faaliyet yapacağız. Yine öğrenciler gelecek. Bunlar da birer haftalık gruplar halinde takılacağız. Yani ben süreyi biraz uzattım yani. Şimdi kaptanla beraber Antalya Setur Marina'dan yola çıktık. Yolculuğumuz 2 gün sürdü. Bu arada gece oldu. Kaptan dümende tekrar. Ben şöyle bir dolaşmaya çıktım teknenin içerisinde. Teknenin kıçına gittim. Ve orada yakamozu gördüm. Teknenin tam arkasında bir gelinin duvağı gibi 15-20 metre bir alev topu, bir ışık topu. Bu beni çok etkiledi. O yakamozu bir daha hiçbir zaman aklımdan çıkartamadım. İnanılmaz bir manzaraydı. Yine benzer bir tecrübe. Daha sonra Göce'ye gittiğimizde bir gece, belki de bir iki biradan sonra denize girmeye karar verdik. Tekrardan cüp denize atladık. O yakamozu vücudunuzda gördüğünüz zaman çok sihirli bir şey. Etkilenmemek yerinde değil. Tabii her ne kadar yelken ve tekne dünyasını bu şekilde o dönemler sevmiş olsam da bir tekne sahibi olmak benim için hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Yani maddi olarak böyle bir imkanım yoktu açıkçası. Neticede Göcek'te de birkaç hafta kaldıktan sonra Antalya ve Göcek civarındaki bütün koyları görmüş oldum. Kendimi bir açıdan şanslı hissediyorum. Çünkü o zamanlar, yani 98 yazı diyelim, bu koylar son derece bakirdi. Hemen hemen hiçbirisinde en ufak bir işletme, yapılaşma söz konusu bile değildi. Bir tane bir baraka gibi bir şey hatırlıyorum koyların bir tanesinde. Yani onun dışında açıkçası restoran bile var mıydı yok muydu tam emin değilim. Belki çok küçük ufak tefek ama bugünkü ortamla kıyasladığımızda eminim çok çok daha farklıydı. Yani artık oteller falan olduğunu duyuyorum. Gitmiş görmüş değilim. Uzun süredir ama aldığım duyumlar bu yönde. Hatta artık bu koylara yollar açıldığını ve karayoluyla gitmenin mümkün olduğunu, bu şekilde birçok piknikçinin de akınına uğradığını duydum. Yani buna karşı değilim ama keşke bulduğumuz gibi bıraksak ya da gittiğimiz yeri çöplüğe çevirmesek çok çok daha güzel olurdu. Gelelim ilk teknemi nasıl aldığım konusuna.
Ya açıkçası ilk teklimi aldığımda birçok ilk tekli sıralı insan gibi ben de çok fazla bir şey bilmiyordum. İlk teklimi biraz komik olacak ama eBay'den aldım. Şöyle oldu. İşte teknelere bakıyordum. Bir tane tekne gördüm. Ufak tefek bir tekneydi. Hatta civardaki bir iki marinadaki teknelere de bakmıştım. Yani şöyle bir durum var. Tekneler hakkında çok bir şey bilmiyorsanız ve bir tekneyi karada gördüğünüz zaman gerçekten sizi ürkütüyor. Çok büyük. Yani suda gördüğünüz zaman şirin ufak tefek bir şey ama aynı tekneyi özellikle gölde salmalı bir tekneyse karada gördüğünüz zaman ya ben bunu ne yapacağım diyorsunuz. O yüzden oldukça küçük bir tekne almak bana daha uygun geldi. Yani 22 feetlik bir tekne bile bana çok büyük gelmişti o dönemler. Bir tane 17 feetlik MacGregor 17 Venture diye tekne gördüm. Tabii tekne hakkında çok bir şey bilmiyorum. Tekneye bir tekli sundum. Ama başka birisi benden daha yüksek bir tekli sunup tekneyi almış oldu. Ben de neyse dedim. Önemli değil yani sonuçta. Aradan birkaç gün geçti, telefonum çaldı. Tanımadığım birisi dedi ki işte böyle böyle ben teknemi satıyordum. Benim tekneme teklif yaptınız. Ama başka birisi tekneyi aldı. Lakin bu alıcıyla anlaşamadık. Yani işte parayı bulmakta zorlandığını söyledi. İşte arabayı çarptım falan filan bir sürü hikaye. Sizin teklif ettiğiniz fiyata vermeye hazırım, alır mısınız dedi. Ben de alırım dedim. Yaklaşık 2,5 saatlik bir mesafedeydi tekne. Hemen o zamanlarda tekneyi çekebilecek bir aracım yoktu. U-Haul denen bir araba kiralama şirketinden bir pick-up truck, küçük kamyonet gibi bir şey kiraladım. 2,5 saatlik yolu yaptım. Tekne zaten remote'daydı. Tekneyi gördük, baktık. Ya zaten bir şeyden de anladığım yok. Remote'una falan baktık. Gider mi gider. Taktık arabanın arkasına. Bu şekilde ilk teknemi almış oldum.